Evet. Tamam, alkış geldiğinde alkışlıyoruz, alkış gelmediğinde alkışlamıyoruz, tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Alkış, mesela alkış. Tamam, sessiz. Evet, yayında, kayıtta hep böyleyiz. Tamam, hadi bakalım. Evet, hazırız Hayati Bey, buyurun. Evet. Sevgili hocalarım, gerçekten ikinizi de aynı programın içerisinde bulundurmak çok iyi bir fikirdi. Çok güzel, çok güzel reytingler alacağımızı düşünüyorum. Vallahi ben sadece gerçekleri söylerim Hayati. Reyting getirir getirmez hiç de umurumda değil. Yani gündüz kuşağında birbirine atlayan akrabalar da bayağı reyting alıyor mesela. Hocam yani atlamak falan demeyelim şimdi. Yarın linç yeriz. O da hiç umurumda değil biliyor musun Fikri Safa hocam? Evet, evet. Çok güzel. Enerjinizi de görüyorum. Evet. Müthiş bir enerji akımı var aranızda. Çok güzel bir program olacak hocam. Hazırsak başlayalım diyorum Mustafa. Hazırız hayatım. Durduğumuz kabahat. Hadi artık başlayalım. Eve gidip 4 tane kitap yazacağım. Yani hocam ev demişken benim midem kazındı da böyle yiyecek bir şeyler yok mu ya? Ha? Acıktım yani. Midem kazındı. Bu mide kazınması da bu arada Romanya'da mezar hırsızları var ya, onlara ithafen söylenmiş bir deyimdir aslında. Evet. Evet, o zaman Fikri Sefa hocam, bu gereksiz bilgileri programda verelim. Tamam. Evet. Başlıyoruz. Hayati Bey, hazırız, evet. O zaman evet. 3, 2, 1, tak kayıt. İyi günler sevgili seyirciler. Tarihin Dip Odası'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2 saygın konuğumla bilim tarihini konuşacağız. Hemen hocalarımı tanıtayım. Sayın İbrahim Taytaylı ve Sayın Fikri Safa Erkan. İkiniz de hoş geldiniz. Efendim öncelikle hemen soruyu direkt olarak size sormak istiyorum. Hocam nedir? Biz bilimde geri mi kaldık? Ne oldu? Sence... Yani sınavda matematikte 0 çekip mühendislik fakültesine giren çocuk var bu ülkede. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün soruları kafandan atsan bile 0 yapamazsın. Doğru. Yani çocuğunki de bayağı bir başarı yani. Belli oldu İbrahim hocam. Bugün biz çok güldük. Bu arada yiyecek bir şeyler yok mu? Hani bir şey, kuru pasta, çay falan. Çocuklara söylerim, getirirler. Celal yedi hepsini bir önceki bölümde. Kalmadı bize bir hocam. Peki hocam, acaba diyorum bu evet. Geri kalmamızın nedeni matbaanın geç gelmesinden ülkemize kaynaklı olabilir mi? Şimdi şekerim, matbaa şu ya da bu sebeple geç kaldı, hadi tamam. Ama savaşçı milletiz diyoruz, evet. Tüfek bile çok geç gelmiş Anadolu'ya. Ya siz tüfek gibi şeye girince benim aklıma bir şey geldi. Benim dedemin... Tüfekle ilgili, Anadolu'ya silahın girişiyle, tüfeğin girişiyle ilgili bir öyküsü var. Anlatayım mı? Ben programa böyle renk katarım diye düşünüyorum. Mustafa ne yapıyorsun? Yayındayız. Ya yayında olmayı bırak, işkembesinden sallıyor bu çocuk. Senin dedem dediğin babanın babası mı? Evet, babamın babası. Oğlum senin dedenin tüfeğin Anadolu'ya girişine şahit olması tarih olarak mümkün değil. Hocam o zaman soruyorum, tüfek Anadolu'ya ilk olarak hangi tarihlerde geldi? 1500'lü yıllar. Aynen o yıllar, evet. O yıllar. Demek ulan aynen o yıllar. Kont Drakula mı senin deden? Ya buyurun gelin. A-Devlet'ten ben size göstereyim. Ben de şifresi var dedemin. A-Devlet'ten açıyorum. Al. Bak, girdim soy ağacı. Deden... Bak, dedemin şeyi. Buyur. Ne dedemin şeyi ne? Bunu kapat ulan. Aa, yanlış şey yaptım. Yanlış şey yaptım. Çok affedersin. Ah! Mustafa'nın dedesi, şifremi giyiyor. Evet. Buyurun, yaşı bu. Vallahi ya, vallahi şuraya bak ya. Bir şey söyleyeceğim kardeş, dedeni bizim YouTube kanalına alsak gelir mi? Yok, gelmez biliyor musun? Kesinlikle gelmez. Çünkü kötü yorum almaktan çok korkuyor. Ya ne saçmalıyoruz bu... Yüzyıllardır yaşayan bir adamdan bahsediyor. Hayatta deden. Hayatta. Bu doğumu, bu tarihi o. Doğum tarihi. Evet. Ve tespit edilemedi mi bu adam yani? 100 yaşını geçen herkese kameramanlar, haberciler yığılıyor memleket. Ya şimdi şöyle hocam, adam kendine bayağı iyi baktığı için, böyle çift bir adam olduğu için Gelen adam inanmıyor, geri gidiyor yani. Hayatım, programa devam edelim lütfen artık. Devam mı edelim hocam? Evet. Ya adamın dedesi kaç yıldır yaşıyor, biz bunu konuşmayalım yani. Hocam? Yani. Lütfen bir izlenme oranları da artar hocam. Anladım derdin. Ne haliniz varsa görün. Üşendim zaten şimdi kalkmaya da, tamam. Ama ispatlasın dedesinin tüfek hikayesi. Tamam. O zaman ben programda kalıyor muyum yani şu an? Programda mıyım? Kal Mustafa, tamam, kal. İşler çok güzel. Tamam. Evet, programımız Tarihin Dip Odası enteresan bilgilerle devam ediyor. Yayın akışımız tamamıyla değişti. Evet, Mustafa. Evet. Tüfek diyordun. Evet. O zaman ben şöyle rahatça sandalyemi alayım. He? Şöyle geleyim. Şimdi, evet. Tüfek diyordum. Tüfek, evet. Şimdi, o zamanlar benim dedem tabii Köroğlu'yla bayağı iyi kanka. Nasıl? Bildiğimiz Köroğlu. Evet, babası kör olan. Aynen. Onunla bayağı iyi kanka. Şimdi döneminde en kuvvetli adam olduğu için oralarda çok kuvvetli. Dedem de kuvvetli bir adamın yanında tabii ki hemen ikamet ediyor. Korkakta bir tip olduğu için. Evet. Onun yanında gel zaman git zaman inanılmaz iyi arkadaş oluyorlar. Ama nasıl iyi arkadaş biliyor musun? Böyle can cana bir dost. Can dostum gel bakın buraya diyor. Dedem yanına geliyor Köroğlu'nun. Bak diyor bu Bolu Bey'in zulmü arttı. Gideceğiz bu zulme bir son vereceğiz. Ne dersin diyor. Dedem tabii hiçbir şey demiyor. Ne dersin diyor. Dedem yine bir şey demiyor. Ne dersin lan deyince dedem korkusundan tamam diyor. Herhalde zaten diyor bu bayağı babaya it bir adam. Bolu Bey'ini her türlü alır diyor. Bunun arkasında saf tutuyor. Sabah diyor atlarımızı atlayacağız aslanlar gibi. Gideceğiz kapısına dayanacağız diyor. Atlarını atlıyorlar. Sabah gidiyorlar. Güzelce kapıya dayanıyorlar. Sessizlik ama nasıl bir sessizlik. Fırtına önce sessizlik. Adeta kuş böyle kanadını çırpsa herkes orada uyanacak. Bir anda diyor ki Köroğlu, hey Bolu Bey, hey Bolu Bey. Çık kapıya. Ben ve en yakın arkadaşım senin zulmüne bir dur demeye geldik. Davran hele. Bolu Bey'i kaftanının altından tüfek çıkartıyor. Bam diye ateş ediyor o anda Köroğlu'yla dedem böyle göz göze geliyorlar. Ateş saçan gözlerle birbirlerine bakıyorlar. Dedem şöyle bakıyor Bolu Bey'ine. Tam böyle üzerine atlıyorken tak topuk direkt kaçıyor. Direkt kaçıyor ama. Ardına bakmıyor yani. Evet, doğru yerde alkış mesela. Şimdi Mustafa, o zaman bu tüfek icat oldu, mertlik bozuldu lafı... Heh, o olayın üzerine söyleniyor. İşte tam da bu olayın üzerine dedemle alakalı olarak söylüyor. Ya benim dedem... Biz onu ama Bolu Bey'i için söylendi diye biliyoruz. Yok, şimdi burada neler çıkacak neler bugün. Hadi bakalım. Hayır efendim. Tarihin akışı değişiyor. Tarihin akışı değişiyor. Akışı değişiyor efendim. Bakın, zaten şunu söyleyeyim. Benim dedemin... Asla ve asla mertlikle, yiğitlikle kesinlikle iş olmazdı. Asla. Kesinlikle mertlik, yiğitlik, doğruluk, dürüstlük kırmızı çizgisi. Asla böyle bir şey yapmayan bir adamdır yani. Kesinlikle. Zaten ondan sonra da bu olay olduktan sonra da gidiyor Anadolu'da köy köy gezip tüfeğe karşı, ateşli silahlara karşı kötülemeye başlıyor. Bütün Anadolu'nun her yerinde ateşli silahları kötülüyor. Hocam bakın burada var. Bakayım. Hocam bakın 1500 yıllardan bir tımarlı sipahi mektubu. Heh. Köy köy gezip tüfek kötüleyen bir adamı heh, çok hızlı koştuğu için yakalayamadıklarından bahsediyorlar burada da. Dedem işte, al dedem. Vallahi eğer gerçekse de çok ama çok yazık olmuş. Tüfek daha erken gelebilseydi Anadolu'ya Osmanlı'da bu kadar toprak kaybı olmazdı yani. Yüksek sesten korkmuş bey baba adam ya, ne yapsın? Oğlum biz de yüksek sesten korkuyoruz da ay diyoruz, hayatımıza devam ediyoruz. Deden gibi cahil cahil köy köy dolaşıp tüfek kötülemiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, programımız ilginç, heyecanlı bir şekilde devam ediyor. İlginç bilgiler var hocam. Ben bir tane belgeyle ikna olmam öyle bir hikayeyle hayatı. Birkaç tane daha bir kanıt bir şey sunması lazım ki inanayım yani. Tabii hocam. Peki sonra ne oluyor? Sonra ya diyor, vallahi burada olacak gibi değil diyor. Küçük yer. Yani ben diyor İstanbul'a dönüyorum. Yani otorite yok. Küçük yer. Yok Köroğlu çıkıyor, yok Bolu Bey çıkıyor, yok abi çıkıyor, yok Bey çıkıyor. Yok Efe Bey. Yani çok değişik adam çıkıyor yani. Adam kime yalakalık yapacağını resmen şaşırıyor. He. O yüzden de diyor ki burada olacak gibi ben diyor geleyim İstanbul'a. Koşa non-stop geliyor. Üsküdar'da şöyle bir soluklanıyor. Bir saniye. Şimdi deden Bolu'dan Üsküdar'a kadar koşuyor. Evet. Sesten o derece korkmuş. Şimdi bu korkusunda hem irkilme var hem korkma var. İkisi de birden olduğu için ivmeyle laf diye Üsküdar'a iniyor. Üsküdar'a gelince de diyor ki kardeşim diyor acayip yoruldum. Non-stop koşmuşsun. Şuraya şöyle bir dinleneyim. Böyle yarı oturmalı, yarı yatmalı çimene şöyle uzanıyor. Aman Allah, gökyüzüne bir bakıyor, üzerine doğru bir karaltı geliyor. Bir karaltı, kuş sürüsü. Dedem de kuş zannediyor. Lan değilmiş işte kuş sürüsü. Uzatma, ne görüyor, neymiş? Hezarfen Ahmet Çelebi. Hezarfen Ahmet Çelebi buna doğru böyle uçuyor. Hocam bir popcorn falan ya. Lütfen söyleyin, rejiye de göndersinler. Heyecanlı bir hikaye yani. Arkadaşlara söylerim, getirirler hocam. Sonra ne oluyor? Sonra Hezarfen Ahmetçi ama var ya, boğazın tam ortasında. Şu şekil böyle bir hareketi var. O hareketini yapacak. Tam karşıya geçecek. Tam boğazın ortasına kadar gelmiş. Dedem aşağıdan buna bakıyor. Resmen buğuleniyor ama nasıl buğuleniyor? Bu ne lan diyor, böyle bakıyor. Dedem adam böyle tam ortada yapacak, geçecekken ta kanadından vuruyor ya. Ve Hezarfen Ahmet Çelebi tek kanat böyle, öbür kanat böyle dönme. Boğazın sularına gömülüyor ya. Orada gömülüyor yani. Ya arkadaş, adam karaya inebilse tarihte uçan ilk insan bir Türk olacakmış yani. Neden düşürmüş garibanı? Ya Allah Allah, insan suretli, ayağı var, eli yok, kafası var. Yukarıdan bir karaltı, bir heyhulla üzerine doğru geliyor. Sen korkmaz mısın bey baba? Hocam bak, burada Hezarfen'in uçuşunu betimleyen bir minyatür var burada. Bakayım. Şurada hocam bak. Şurada bak. Elinde bak taş tutan bir adam da burada bak. Ha? Bak. Ha, bak. Görüyor musun? Evet, bak. Taş tutan adamı görüyor musun? Ya vay be. Aa dedem, vallahi dedem ya. Aa bak fotoğrafını ben hiç görmemiştim ya. Bu benim dedemde de yok. Bir şey söyleyeceğim. Bu bende kalabilir. Ne yapıyorsun ulan? Bende kalsın. Kaç yüzyıllık tarihi belge koparıp durma. Aa. Sen bana fotokopisini şey yaparsın. Ama bak Fikri Safa hocam, bu şahıs gerçek olabilir ya. Gerçek? Ve eğer gerçekse de senin deden ve deden gibiler yüzünden bilim kadük kaldı bu ülkede. Vallahi öyle oldu, sağ olsunlar. Evet. Ne kadar gurur verici. Evet. Ondan sonra Avrupa'ya, Amerika'ya gittiğimizde bilimimizle yeteri kadar övünemiyoruz. Evet. Şimdi İbrahim hocam, şimdi bu adam nereden baksan yüzlerce yıl yaşamış. Acaba biz bunun sırrını çözersek ülkemizdeki bilime bir katkı sağlamış olmaz mıyız? Değil mi? Aynı zamanda da izlenme oranlarımız da artar hocam, ne diyorsun? Hı? Sonra ne olmuş? Ha, sonra ne olmuş? Evet. İşte yani bu Hezarfen akrabalarından falan kaçarak böyle havaya baka koşa İngiltere'ye kadar kaçmış. Evet. Neresine gitmiş? Lincolnshire'e gitmiş. Newton'un memleketi. Ha, iyi bildin. Lincolnshire'e kadar gidiyor. Lincolnshire'e geliyor. Oradan oraya geldim mi orada ağalar beyler oturmuş. Hey ağalar beyler diyor. Ta uzun yoldan geldik. Hele şuradan bir tas su veren, bir ayran çırpan, kuru bir ekmek veren yok mu diyor. Ya hemşerim boş yapma. Bak şurada bir malikane var. Derdine dermanı belki orada bulursun diyorlar. Orada Newton malikanesi yazıyor diyor. İçeri giriyor, kocaman bir elma ağacı bahçede. Ve de Newton ağacının dibinde böyle meczup gibi oturmuş. Ha, bu hikaye kötü bir yere gidiyor yani. Ya öyle düşünme, ne alakası? Niye öyle düşünmeyeyim ulan? Şimdi bak, senin deden Newton'un yanına giderken tam o esnada Newton'un kafasına ağaçtan bir elma düştü. Deden de bu elmanın düştüğünü görünce... bu! Aynen öyle. Hemen kaçıyor. Adam kafaya düştüğünü görünce. Aa, başıma belirleyeceğim artık yani. Adam bütün bilimsel buluşlara teğet geçmiş. Geçmiş. Hocam bak, Newton Filozofya, Naturae Principia Mathematica eserinde ne yazmış? Bahsediyor adamdan. Bir daha söyle. Hangi kitap? Ben de şey yapamadım. Filozofya, Naturae... Böyle bir daha söyle. Bir tam bir söyle. Söyle bakayım. Söyle. Ben okuma olarak değil de... Tarihçisi ya. Söyle. Söyle be adam. Lan söyle oğlum. Hocam, Newton Filozofya, Naturae Principia Mathematica kitabında bahsetmiş hocam. Aynen. Anatoly Hafitabelika. O kitap var ya. Var. Evet. O kitap benim dedemin kütüphanesinde var. Hatta bizzat imzalamış dedeme. Bak, Mustafa'nın dedesine sevgilerimle diye imzalamış. Bak, mektubu varmış hocam. Hayatımda bu kadar hızlı koşan birisini görmemiştim dedem. Hız eşittir mesafe bölü zaman formülünde onu öyle koşarken buldum diyor. İşte. Bak, tamam, daha fazla kanıt... Ya bak, daha istemiyorum. Hocam, daha fazla kanıt göstermene gerek yok. Ben böyle hakimim konuya. Gerçekten programımız ilginç bir hal aldı. Öyle mi Fikri hocam? Neyse, size sonra geleceğiz. Evet. Peki hiç bu dedenin yaşadıklarını böyle bir kayıt altına almayı falan düşünmediniz mi? İzin vermiyor. Neden? Nazar değer diye korkuyor. Gerçekten çok ilginç. Peki sonra ne oluyor? Sonrasında işte Amerika'ya yüzerek kaçıyor. Ah! Atlas Okyanusu'nu yüzerek ilk kez geçen insan da bir Türk ama ne kaydı var ne koydu. Ya bey baba, adamın derdi kayda geçmek değil, hayatta kalmak. Bir anla artık şunu ya. Adam neyse atlıyor böyle yüze ta Amerika'ya kadar gidiyor. Ve Boston'da karaya ayak basıyor. Diyor böyle boş boş gezmeyelim ya. Gidelim kendimize bir iş bulalım, Boston korkuluğu gibi gezmeyelim diyor. Ondan sonra gidiyor, karşısına bir laboratuvar çıkıyor. Güzel. Bell laboratuvarları. Alexander Graham Bell'in laboratuvarı. Aynen öyle. Bell laboratuvarları. Zaten diyor adından da belli, iyi bir laboratuvar. İçeri giriyor. Ve Alexander Graham Bell'le bunlar tabii ki şeytan tüyü var. İnanılmaz bir arkadaş oluyorlar. Ama nasıl bir arkadaş? Öyle böyle bir arkadaş değil yani. Eşler birbirine gidiyor, onlar ona gidiyor. Sıkıklar yani, anlayacaksın, çok sıkıklar. Onlar onlara yemeğe gidiyor, onlar onlara çaya gidiyor. Bell laboratuvarının bahçesinde pikniğe gidiyorlar. Yani her akşam çay eşliğinde Graham Bell'ini kırıyorlar yani bunlar. O derece sıkı fıkılık yani. Evet. Ve Graham Bell, Alexander amca dönüyor dedeme diyor ki... Bak diyor, benim diyor bir projem var diyor. Bu ses dalgalarını diyor, kaydettiğim ses dalgalarını diyor... cama yazmayı düşünüyorum, ne dersin diyor. Evet, sonra? Dedem sakın bizim cama yazma diyor. Bak çift camı yeni taktırdım, bas git buradan diyor. Çocuk gibi camımızı boyama diyor bir kere. Hayır öyle değil, böyle değil. Ya kardeşim bu dalgaları diyor, tekrardan çevir diyor. Tekrardan çevir, ne yaparsan yap git başka yerde diyor. O anda Alexander amcanın gözlerinde şimşek çakıyor resmen. Diyor ki bana bak, sen diyor bu işin asıl mucidi sensin. Beni 2 güne bekle, bir planım var geliyorum diyor. 2 gün bekliyor dedem, 2 gün sonra Alexander amca Graham Bell geliyor. Bir tane böyle elinde şamdan, yanına böyle bir tane ip, bir de bardak, bir alet. Sen diyor bu aleti al yan odaya git, ben de yan odadayım diyor. Böyle de bir kablo yan tarafa doğru gidiyor. İlk telefon. Ah yaşa! Zırıldayan bardaklı bir şamdan yani o gün için. Anlatabildim mi? Bu alet diyor zırıldadığı zaman bu bardağı alacaksın kulağına, bunu da ağzına götüreceksin diyor. Tam o sırada telefon zırıl zırıl çalıyor. Ve deden tak topu. Hayır. Böyle içinde kendisi de olduğu için merakla ve korkuyla bekliyor. Aa. Şöyle alıyor bardağı eline. Zırıldama başladıktan sonra kaldırıyor. Öyle diyor. Karşıdan bir ses. Alo. Sesim geliyor mu? Sonra? Dede tak topu direkt kaçıyor. Niye? Ya yandaki adamın sesi bardaktan gelince ecinli zannediyor. Ve böylece telefonun icadındaki çabalarımız, çalışmalarımızda heba olup gitmiş. Yani. Şu senin deden durduğu yerde 2 dakika daha durabilse... Evet. ...birkaç tane daha Nobel'imiz olurdu yani. Evet. Sadece edebiyatta olmazdı da anlatabiliyor muyum? Bak hocam, laboratuvarın önünde çekilmiş fotoğrafa da var. Bak, bakayım. Bak. Aa, evet. Hayır, tövbe. Laboratuvarın önünde. Burası lojman. Dedemin kaldığı lojman bu. Evet. Bak, çift cam taktırmış. O evet ya, inanılmaz evet. Bir. Evet, evet. Ah, bak şu arkadaki kendisi. Kendini böyle saklamış. Çirkin çıkmaktan korkmuş. Evet. Çok iyiymiş ama ilginç oluyor değil mi program? Yani. İbrahim hocam. Yani ben şu sehpanın üstüne çıkıp göbek atsam daha iyi. Aşk olsun bey baba. Gerçekten yapar mısınız bizim için böyle bir şey? Rica ederim, devam et hayatım. Ne oldu? Tamam, devam ediyoruz. Evet, programımız heyecan dolu devam ediyor. Mustafa, peki nasıl söyleyeyim yani... Bu bilimsel çalışmaların hiçbirinin sonuna kadar kalmamış mı dedem? Aa, olur mu canım? Dedem karanlıktan korkuyor diye Edison ampulü bulmuş. Çok güzel, çok güzel. Ama ampul patlayınca pat hop diye kaçmış bizimki. Bak bu adamın dedesi tek başına bizim bilimde batıyla aramızdaki makasın bu kadar açık olmasının %70-80 sebebidir. Yo, 80-85 vardır, hakkını yedirmem dedim. Doğru. Hayır, 80-85'i net var yani. Hocam bu penisilinin mucidi bu Alexander Fleming'in yanındaki sizin dedeniz. Evet, benim dedem. Bak bunu da iyi hatırlattım. Bak hiçbir şeyin sonuna kadar kalmak diyordunuz. Penisilinin isim babası bu adam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sonra ne olmuş? Sonra doktor şırıngaya çekince iğne korkusundan tak topu oradan da kaçıyor. Hayatı bitir programı, vallahi fenalık geçireceğim artık. Bir saniye, bir saniye hocam, bir saniye. Acaba diyorum bütün bu bilimsel çalışmalarda edindiği deneyimleri ülkesine dönüp ülkesine katkı sağlamak için ülkesindeki bilim adamlarıyla paylaşmayı düşünmemiş. Vallahi onu yapmış. Şimdi orada hakkını yemeyeceğim. Hadi be bir şey yapsın. Ne yaptı? Ülkesinde devrim arabaları projesinde çalışmış. Çok güzel. Hangi departman? Benzin koymaktan sorumluymuş. Evet. O benzin koymayı unutmadın. Ha, aynen. Evet. Neden unuttun değil mi? Evet. Çok güzel. Yerli araba endüstrisine de büyük bir darbe vurdu. Muhakkak. Hayati, nasılsın? Nasıl gidiyor program? İstediğin gibi mi? Reytingler falan. Tamam mıyız? İyi mi? Çocuklar, şimdi sevgili izleyiciler, küçük bir reklam arasına gidiyoruz. Ha. Ne oldu ama değil mi bey baba? Ne muhabbetler, ne muhabbetler. Senin bu deden nerede? Ha? Aşağıda geldi, beni bekliyor. Ben onu var ya. Aman hayvanın hayatını bak, boş yere koşuyor. Yakalayamazsın ki. Bak yine kaçtı. Ta topu diye. Neyse, ben arkalarından gidiyorum. Dede! Ne oldu şimdi? Bitti mi program? Vallahi İbrahim hocam bitti galiba da aklımda bir soru kaldı. Nedir? O kurabiye çay getireceklerdi. Reji!